Kayıt olmak için buraya tıkla. Tayo'nun kanalına üye ol ve en yeni videoları ilk gören sen ol. Yetişkin Tayo. Güneş batmak üzere ve küçük otobüsler oyun parkında oynuyor. Aa, çok eğlenceliydi. Hadi bir daha yapalım. Hey çocuklar. Zio. Demek buradasınız. Artık geç oldu çocuklar. Hep birlikte eve dönsek iyi olur. Birazcık daha burada kalamaz mıyız? Lütfen biraz daha lütfen. Olmaz. Karanlıkta oyun oynamak çok tehlikelidir. Gidiyoruz. Peki. Benim bir yere gitmem gerekiyor. Siz gidip yatın. Tamam. Ben oynamak istiyordum. Peki Sito nereye gidiyor? Hiçbir fikrim yok. Belki dışarıda oyun oynamaya gidiyor. Keşke ben de Sito gibi canım istediği zaman dışarı çıkıp oyun oynayabilseydim. Ben de. Hadi çocuklar uyanın. 5 dakika daha uyuyalım Ena. Olmaz. Hadi uyanın. Peki. Olamaz. Sito ile yetişkin otobüsler hala uyuyorlar. Neden bizim bu kadar erken kalkmamız gerekiyor ki? İş gününün sonunda Tayo otobüs garajına dönüyor. Neden büyükler gece dışarı çıkıp sabah uyuyabiliyorlar ama biz bunları yapamıyoruz? Bu büyük bir haksızlık. Merhaba hanımefendi, yapabileceğim bir şey var mı? Eve gitmeye çalışıyorum ama sanırım lastiklerimden biri patlamış. Anladım. İsterseniz ben sizi götürebilirim. Sahi mi? Götürür müsün? Elbette. Hanımefendi, işte geldik. Beni sağ salim evime getirdiğin için çok teşekkür ederim yavrum. Bir şey değil. Biliyor musun, senin yaşlarındayken ben de her çocuk gibi bir an önce büyümek istiyordum. Gerçekten mi? Gerçekten. Ama büyüdükçe sorumluluklarımın arttığını, çocuk olmanın daha eğlenceli olduğunu fark ettim. Daha neler? İnan bana, senin yerinde olmak isterdim. Bir hayal kurup istediğimiz yaşa gidelim. Hanımefendi gitmiş. Peki ne oldu böyle? Ben geldim. Merhaba çocuklar. Merhaba efendim. Gününüz nasıl geçti? Neden benimle böyle konuşuyorsunuz? Hadi numara yapmayın. Ne demek istiyorsunuz? Tayo. Merhaba kardeşim. Kardeşim mi? Bana hiç böyle demezdin Tayo. Neler oluyor burada? Tayo. Merhaba. Sito. Evet bir sorun mu var? İşe bak. Ben yetişkin olunca Sito da çocuk olmuş. Olsun. Nasıl olsa ben yetişkinim. Her şeyin üstesinden gelebilirim. Neyin var senin? Hiç. Evet. Hena. Sence sakıncası yoksa oyun oynamaları için çocukları dışarı çıkarmayı düşünüyorum. Dışarı mı çıkaracaksın? Evet, tabii. Sahi mi? Peki eve geç saatte dönsek olur mu? Elbette. Sen yanlarında olduğun sürece bence sakıncası yok. İşe yaradı. O zaman sonra görüşürüz. Görüşürüz. Tayo harikasın. Tayo, yetişkin biri olduğu bu hayalinde küçük otobüsleri oyun parkına götürdü. Gecenin bu vaktinde dışarıda olmak çok güzel. Büyük olmayı çok sevdim. Yakalayamaz ki. Direkte. Kaçırdım. Bakın Hena gelmiş. Hena mı? Yakaladım. Küçük Sito sana numara yaptı.
Ben de gerçekten Hena bizi götürmeye geldi sanmıştım. Tayo başımızda olduğu sürece Hena buraya gelmez. Ha? Değil mi Tayo? Evet doğru. Bu gece istediğiniz kadar oynayabilirsiniz çocuklar. Küçük otobüs Tayo. Çok güzel uyumuşum. Ha? Aa! Aa olamaz. Kalkış saatini çoktan kaçırmışım. Bir dakika. Aa tabii ya. Bu bir hayal ve ben artık bir yetişkinim. Yani uyuyakalsam da kimse beni azarlayamaz. Evet. Bir düşüneyim. Bugün ne yapsam acaba? Ha? Herkes hala uyuyor. Bu çok tuhaf. İşe geç kalacaklar. Ha? Ha? Merhaba Fett. Ruki. Küçük otobüsler görev yerlerine saatinde gelmediler. İnsanlar sabahtan beri duraklarda otobüslerin gelmesini bekliyor. Ama küçük otobüsler hala uyuyor. Çoktan uyanmaları gerekiyordu. Neden uyandırmadın? Ben de geç uyandım. Ne? Sen de mi geç uyandın? Ama küçük otobüslerden sen sorumlusun, öyle değil mi? Ama bu benim suçum değil. Neler oluyor? Küçük otobüsler görevlerini yerine getirmediler diye ben neden azarlanıyorum? Üstelik benim kurduğum bir hayaldi. Her neyse, herkes gittiğine göre hayalimi kimse bozamaz. Tayo! Demek buradasın. Hadi gidelim. Nereye gideceğiz? Küçük otobüsler için gerekli malzemeleri almaya tabii ki. Malzeme almaya mı? Bugün yeni sefer saatlerini de düzenlemeliyiz. Hadi acele edelim. Tayo bu hayal oyununda küçük otobüsler için malzeme almaya gitti ve yeni sefer saatlerini Sonra düzenledi. Sonra da bu şu tarafa gidiyor. Bu ne kadar karışık bir iş. Çok yorucu bir gün oldu. Neden bu kadar çok iş yaptım? Şimdiden hava karardı. Ama artık yetişkin biri olduğuma göre gece dışarı çıkıp oynayabilirim. Tayo. Yine ne var? Yolcu taşımaya gitsen iyi olur. Şimdi mi? İyi de neden ben? Çünkü bu saatte küçük otobüslerin dışarıda olması çok tehlikeli. Aha! Demek yetişkin otobüsler gece geç saatlere kadar çalıştıkları için geç kalıyorlarmış. Hadi geç kalıyorsun. Çok geç oldu. Ama Tayo hala dışarıda işini yapıyor. Sabahtan beri bir an bile dinlenme fırsatım olmadı. Her zamanki yatma saatim çoktan geçti. Çok yorgunum. Dikkat et! Herkesin durumu iyi mi? Neredeyse kaza yapıyordum. Nereye gittiğine bakmıyor musun? Ben çok üzgünüm. Bir daha bu otobüse bir bineceğim. Herkese iyi geceler. Korkudan ödüm koptu canım. Korkudan ödüm koptu. Şükürler olsun. Yetişkin biri olmanın bu kadar zor olacağını hiç düşünmemiştim. Tekrar çocuk olmak istiyorum. Normal halime döndün mü? Hemen gidip öğreneyim. Ben geldim. Tayo, geç kaldın. Nerelerdeydin? Sana gece dışarısı çok tehlikeli olur dememiş miydik? Yaşasın! Tekrar çocuk oldum. Neden bu kadar çok sevindi? Özür dilerim. Sito, Hena, bir daha asla geç saatte dışarı çıkmayacağım. Ve artık başımı hiç derde sokmayacağım. Pekala. Öyle mi? Tayo, büyük olmanın dışarıdan görüldüğü kadar kolay bir şey olmadığını anladı. O çocuk olduğu için çok mutlu. Hana için bir hediye. Tamirhanede eğlenceli bir müzik çalıyor. Merhaba çocuklar.
çocuklar. Vay canına, müzik çok güzelmiş. Değil mi? Çok mutlu görünüyorsun. Evet, önümüzdeki tatilde bir yere gitmeyi planlıyorum. Vay canına, gerçekten mi? Nereye gideceksin peki? Tada, işte buraya. Vay canına, sahile mi gideceksin? Şu insanlara bak, popolarını nasıl çıkarıyorlar öyle. Onlar aslında bu müzik tarzına dans ediyorlar. Böyle yani. Ana gerçekten heyecanlı olmalı. Evet. Hula hula. Sonunda Hana'nın tatile çıkacağı gün geliyor. Hazır mısın peki? Evet. Vay canına. Çok güzelsin. İyi eğlenceler Hana. Teşekkürler çocuklar. Artık gitsem iyi olacak. Hana! Bir sorunumuz var. Ne oldu? Ruki, ne yapıyorsun sen? Şehirde büyük bir kaza oldu. Yardımına ihtiyacımız var. Tamir edilecek bir sürü araba var. Ne? Ama Hana şu anda tatile çıkmak üzereydi. Öyle mi? Hadi ya. Tamam, ben hallederim. Ruki, Pet, hadi gidelim. Tamam. Ama tatilin ne olacak? Yardım bekleyen arabalar var. Sonra görüşürüz. Sağ ol Hana. Hana tatile çıkmaktan vazgeçer ve kaza geçiren arabaları tamir etmeye gider. Hana çok üzülmüş olmalı. Tatil için çok heyecanlıydı, yazık. Evet. Onu daha iyi hissettirmek için yapabileceğimiz bir şey yok mu? Buldum. Ne? Ne buldun? Garajı tıpkı fotoğraftaki gibi süsleyebiliriz. Hangi fotoğraf? Hana'nın baktığı tatil fotoğrafı. Şu mu? Evet. Böylece tatildeymiş gibi hissedeceksin. Haklısın. Tayo, bu harika bir fikir. Sağ ol. Küçük otobüsler fotoğrafı inceler. Tam olarak neye ihtiyacımız var acaba? Önce burayı sahil gibi süslemeliyiz. Sonra kamp için bir karavan bulmalıyız. Ve halka çiçekler. Bir de dans olsa çok güzel olur. Rogi, sen ve ben karavan ve halka çiçek aramaya çıkalım mı? Tamam. Bu arada ben yine ben de garajı süsleriz. Evet. Tamamdır. Karavanı nereden bulacağız peki? Merak etme. Başlamak için iyi bir yer biliyorum. Neresi orası? Bunlar ne böyle? Burası gerçekten çöplük. Ne oldu? Burada aradığımız her şeyi bulabiliriz. Nereye gidiyorsun? Tayo! Bu nasıl? O ne öyle? Bak! Resimdekine benzemiyor mu sence? Hayır mı? Pek sanmıyorum aslında. Öyle mi diyorsun? Dur bekle o zaman. Rogi. Buna ne dersin? Ne? Bence çok daha iyi olur. Değil mi? Burada bir şey bulabileceğimizi sanmıyorum Rogi. Öyle mi? Bence gayet güzel görünüyorlar. Rogi şuna bak. Vay canına, çok güzelmiş. Güzelce temizlersek işimizi görür bence. Gördün mü? Bulabileceğimizi biliyordum. Evet, haklısın. Lani ve Gani garajı nasıl süsleyeceklerini düşünürken şehre gider. Sahil gibi görünmesini nasıl sağlayabiliriz? Dur bakalım. Vay canına, bu çok güzel. Kesinlikle evet. Bunu Andy boyamış. Şimdi buldum. Neyi buldun Lani? Andy'nin deniz manzarası resmini çizmesini isteyelim Gani. Ne dersin? Vay canına, bu harika bir fikir. Deniz manzarası çizmemi mi istiyorsunuz? Evet. Garajı aynı sahil gibi süslemek istiyoruz. Demek sahil. Tamam. Çok teşekkür ederiz Andy. Rica ederim. Boyama konusunda her zaman yardımcı olurum. Küçük otobüs Tayo. Bu nasıl? Vay canına. Gerçekten harika olmuş. Şimdi de sahildeki kumu halletmem lazım.
Kum rengi boyam nerede? Buradaki mi yoksa? Rani! Boya! Olamaz. O olmadan kum yapamam ki. Öyle mi? Benim bir fikrim var. Fikir mi? Evet. Hemen döneceğim. Gani! Evet, sonunda karavanı bulduk. Şimdi bir tek çiçekten halka yapmamız gerek. Çiçekleri nereden bulacağız? Dori! Rogi! Tayo! Burada ne işiniz var? Dori, Hana'ya çiçekten halka yapmak istiyoruz. Ama çiçekleri nereden bulacağımızı bilmiyoruz. Çiçekleri nerede bulacağınızı biliyorum. Vay canına! Gerçekten mi? Vay canına! Değil mi? Burada bir sürü çiçek var. Gidip getireyim. Siz burada bekleyin. Tamam, teşekkürler. Bu çok güzelmiş. Harikasın Dori! Dori? Ne yapıyorsun sen? Öğretmenim, ben sadece... Gani nereye gitti? Bilmiyorum. Sahile gitmiş olamaz herhalde, öyle değil mi? Ne? Kumu almak için. Bence sahile gitti. Olamaz. Bak, Lani işte orada. Ne? Lani! Vay canına! Ne oldu? Hana için bir hediye hazırladığınızı duyup yardıma geldik işte. Gerçekten mi? Harikasın Gani. Tamamdır. Oldu bence. Vay canına. Gerçekten sahildeymişiz gibi oldu. Evet, harika oldu. Çok teşekkür ederiz. Hiç önemli değil. Hana bunu çok sevecek bence. Evet, kesinlikle sevecek. Peki çiçek arayan Tayo ve Rogi'ye ne oldu? Çiçekleri öyle koparmamalısın. Özür dilerim. Çünkü canlarını yakıyorsun. Affedersiniz. Dori yanlış bir şey yapmadı. Doğru söylüyor. Dori bize yardım etmeye çalışıyor. Bu sabah Hana tatile gidecekti ve biz ona yardım edelim. Tayo ve Rogi öğretmeni Hana'yı anlatır. Anlıyorum. Ama o şekilde çiçek koparmak yanlıştır. Tamam. Ama moralinizi bozmayın. Başka bir yolu var. Gerçekten mi? Neden çiçekleri kağıttan yapmıyoruz? Kağıttan çiçek mi? Evet. Çok da güzel görünecektir. Harika olur. İşte oldu. Vay canına, çok güzel oldu. Hepinize teşekkür ederiz. Size de teşekkür ederiz. Vay canına. Hana küçük otobüslerin hediyesini alınca çok mutlu olacaktır. Hadi öğretmenimize de bir tane yapalım. Evet, hadi yapalım. Artık gitsek iyi olacak sanırım. Peki, hoşçakalın. Herkesin işi bitti mi şimdi? Çok şaşıracaksınız. Sahi mi? Biz de kamp için karavan bulduk. Baksanıza. Güzel bir halka çiçek de var. ama şimdi müziğe ihtiyacımız var çocuklar. Merak etmeyin. O konuyu hallettim bile. Pekala. Hazırız o zaman şimdi. Hazırız. Akşam Hana tamirhaneye geri döner. Elbisem çok kirlenmiş. Tatile gitmeyi çok istiyordum. Ama başka şansım yoktu. Hana! İşin bitti mi artık? Evet. O zaman bir yere gidiyoruz. Nereye? Hadi gel. Tamam. Peki. Evet. İşte geldik. Tamam. Tada! Tada! Vay be! Çocuklar! Ve burada da... Şurada
Halka çiçeği de boynuna geçir. Halka çiçek mi? Çok güzelmiş. Hula 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 hula. Vay canına, çok iyi dans ediyorsunuz. Hula 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 hula. Hadi biraz dinlenelim o zaman. Hana, küçük otobüsler sayesinde garajda harika bir tatilin keyfini çıkarır. Bay Hub için zor bir gün. Çok güzel bir sabah. Bugün Bay Hub'ın ne tür bir iş yaptığına bir bakalım. Loko'nun vardiya vakti. Tam zamanında Loko. Merhaba Bayan. Günaydın. İşinde iyi bir gün dilerim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Güle güle. Sanayi bölgesine gidiyorum. Oo, yanlış vagonlar. Loko, yanlış yük vagonlarını almışsın Loko. Ah, beni duymuyor. Umarım fazla uzaklaşmamıştır. Oo. Olamaz. Çayım. Ay aksi. Aman tanrım. Olamaz. Önce Loko'ya ulaşmalıyım. Loko. Loko. La la la. La la la. La la la. Aa, bir şey duyar gibi oldum sanki. Herhalde yanlış duydum. Loko? Loko! Olamaz. Mikrofonum bozulmuş olmalı. Bay Hub! Kim o? Didibo. Ne oldu? İzin günümüz olduğundan Dizel, Jenny ve ben gezmeye gidiyoruz. Gezmeye mi? Tamam. İyi eğlenceler. Gitmeliyim. Hoşça kalın. Bay Hub bugün biraz tuhaf davranıyor. Çabuk, çabuk. Bay Hub, iyi misiniz? Kontrol merkezindeki telsiz bozuldu. Ne yapacağımı bilemiyorum. Telsiz mi? O halde çalışan trenlerle iletişim kuramazsınız. Evet, öyle. Loko'ya yanlış vagonları aldığını söylemem lazım ama ulaşamıyorum. Loko'ya vagonu ben götürsem ya. Ama sen gezmeye gitmiyor musun? Başka zaman da gidebilirim. Bugün kalıp size yardım edeceğim. Kabul ediyorum. Teşekkür ederim Didibo. Rica ederim. Dizel ve Jenny'ye gidemeyeceğimi söylemeliyim. Evet. Bay Hub'ın telsizi mi bozulmuş? Evet. Gerçekten mi? Bu hiç iyi değil. Evet, o yüzden ona yardım etmeye gönüllü oldum. Yani bensiz gidebilirsiniz. Tamam. Peki o zaman. Pekala, görüşürüz. Tamam. Dizel, sen de Bay Hub'a yardım etmek ister misin? Evet, hadi gidelim Jenny. Bay Hub! Evet, ne oldu? Didibo bize olanları anlattı. Telsizinizin çalışmadığını duyduk. Doğru. Theo parça almaya gitti. Yani ne yazık ki tamiri biraz zaman alacak. Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Daha az önce Sing Sing'in bir kavşakta stop ettiği haberini aldım. Hareket edemiyor mu? Dahası lift ve fix başka bir yerde ve Sing Sing'e yardımcı olamaz. Yani endişeliyim. Endişelenmeyin. Ben Sing Sing'in yanına gidip onu fabrikaya kadar çekerim. Bunu yapar mısın? Elbette. Hemen denerim. Harika. Çok teşekkür ederim. Bay Hub, ben ne yapabilirim? Ben ne yapabilirim? Yardım etmek istiyorum. Burada bekle Dizel. Tamam. Dizel? Efendim? Manny ve Bernie limanda. Onlara yük vagonu götürebilir misin? Tabii ki, bana bırakın. Loko iş yerine gider gitmez yanlış vagon getirdiğini fark eder. Loko,
Yükü o vagonlara yükleyemeyiz. Bekleyin lütfen. Hemen Bay Hub'ı arayacağım. Tamam. Bay Hub. Bay Hub. Bay Hub. Neden cevap vermiyor? Loco! Loco! Didippo! Sana doğru vagonları getirdim. Sahi mi? Teşekkür ederim. Ama ihtiyacım olduğunu nereden bildin? Elbette Bay Hub söyledi. Öyle mi? Ben de onu aramaya çalışıyorum ama cevap vermiyor. Kontrol merkezindeki telsiz bozuldu. Bu yüzden Bay Hub'a yardım ediyorum. Sahi mi? İşim bitince ben de gidip Bay Hub'a yardım edeceğim. Bu harika bir fikir. Didiba, Didiba. Kavşak kapıymış. Buradan geçelim. Sing sing. Merhaba Cini. Biraz bekle. Seni buradan götüreceğim. Teşekkür ederim. Cini Sing Sing'e bağlanıp fabrikanın yolunu tutar. Sahi mi? Evet. Telsiz bozulup Bay Hub Pix'e ulaşamayınca onun yerine ben geldim. O halde ben de yardım edeceğim. Muayeneden sonra Bay Hub'ın yanına gideceğim. İyi fikir. Dizel, Manny ve Bernie için getirdiği vagonlarla limana ulaştı. Granny! Merhaba Dizel. Manny ya da Bernie'yi gördün mü? Sanırım kasabaya dönerlerken gördüm. Kasabaya mı? Sanırım karşılaşamadık. Bu çok kötü. Çuf Çuf kasabası benim yüzümden karmakarışık oldu. Buna izin vermeyeceğim. Dizel durumu kurtaracak. Dizel, Manny ve Bernie'nin yükünü onların yerine taşıyor. Bay Hub. Theo. Kusura bakmayın, uzun sürdü. Sorun değil. Bunu tamir etmek uzun sürebilir. Sorun olur mu? Şimdilik işler yolunda. Küçük trenler bana yardım ediyor. İyi ki varlar. Raylara kayalar düşüyor. Bu Eric'in yolu üzerinde. Ona hemen haber vermezsem kaza yapabilir. Kaza mı? Vakit kaybedemeyiz. Bizzat gidip söylemeliyim. Theo, mikrofon sana emanet. Tamam, tamir edeceğim. Motorunu alabilir miyim? Motorumu mu? Teşekkür ederim. Bay Hub bir kazayı önlemek için Eric'i yakalamaya çalışıyor. Artık çok az kaldı. Eric! Eric! Neden yavaşlıyor bu motor? Olamaz. Benzini bitmiş. Dur, Eric! O yol tehlikeli! Eric! Ne güzel bir gün. Eric! Bay Hub, bir sorun mu var? Eric bir kaya yığınına doğru ilerliyor. Onu durdurmam gerek. Beni götürür müsün? Evet, binin Bay Hub. Tamam. Hop. Eric! 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 Sanırım bizi duyamayacağı kadar uzağız. Ne yapacağız peki? Acele etmeliyiz. Ona olabildiğince yaklaşacağım. Eric! Ayaksın. İstasyona geldik. Eric! Affedersiniz. Eric, izninizle. Şimdi sonraki istasyona gidiyoruz. Dur, bekle. Eric. Eric. Bay Hub, burada ne arıyorsunuz? Sana bir şey söylemeye geldim. Sonraki istasyondan önce raylara düşmüş büyük kayalar var. Yani farklı bir yoldan gitmelisin.
Söylediğiniz için teşekkür ederim. Ama Bay Hap, neden bunca yolu geleceğinize telsizden haber vermediniz ki? Her şeyi daha sonra açıklayacağım Erik. Yolcuların bekliyor. Artık çıksan iyi olur. Tamam, kasabada görüşürüz. Tamam. Oh, şükürler olsun. Oh. Bay Hub'ın küçük yardımcıları kasabaya dönüyorlar. Genie, Diesel, Didymoo. Gezinizde eğlendiniz mi? Biz de gitmemeye karar verdik. Kalıp Bay Hub'a yardım ettik. Çok iyi etmişsiniz. Bay Hub'ın bu kadar sorumluluğu olduğunu bilmiyordum. Ben de öyle. Her gün onca işi yalnız yapması inanılmaz. Haklısın. Didymoo, Genie, Diesel. Bay Hub. Telsiz tamir oldu mu? Hepsi tamir oldu. Dünya varmış. Dinleyin. Sizin sayenizde işimi sürdürebildim. Hepinize minnettarım. Sizi hep çocuk gibi görüyorum ama bugün değil. Gerçekten harikaydık. Yardıma ihtiyacınız olduğunda söyleyin yeter Bay Hub. Bize güvenebilirsiniz. Hep üç silahşörleriniz olacağız. Pekala, tamam. Bay Hub'a yardım eden küçük trenler için yoğun bir gündü. Harika iş çıkardınız küçük trenler.